TV48 Kurban Bayramı'nın 3. gününde Ören Halk Plajı'ndaydı. TV48 Milas'ın Ören Mahallesi'nde değerli izleyenler, TV48 her zaman olduğu gibi Muğla'nın nabzını tutmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın 3. günündeyiz. Kurban Bayramı'nın 3. gününde Ören'deyiz. Ören'de tatil yapan vatandaşlarla sohbet ettik, konuştuk. Herkes bayramın güzel geçtiğini söylerken bugün Ören'in en kalabalık günlerinden birisi olduğunu belirttiler. Ve bazı vatandaşlar Ören'in pahalılığından şikayet ederken bazıları ise Ören'in çok uygun fiyatta olduğunu söylediler. Söylemeden geçmeyelim, herkesin ortak şikayeti Ören'in çok virajlı ve dar olan yolları. Tatilciler bayram tatiline ve Ören'e ilişkin düşüncelerini paylaştılar. Teşekkürler, bayram iyi. İstanbul'dan geldik, Bodrum tatil dedik, bir de çökertmeyi görelim. Ören ve çökertmeyi görelim. Daha önce pandemiden önce ziyaret etmiştim ailece. Gayet güzeldi ancak bu sefer içimiz parçalandı. Niye? Geçmişten de yaşanan, geçen sene Ağustos ayıydı galiba. Yangın felaketinden sonra çökertme gözlerimi yaşarttı. Fotoğraf bile çekemedim yani o güzellikten sonra burası ve daha fazla kalamadan dedik ki gidelim en azından Ören bu acımızı biraz hafifletsin. Ören'e geldik. Hava gayet güzel ancak bayağı yoğun bir kalabalık var. Gayet güzel, hava güzel. İyi bir tatil diliyorum herkese. Güzel geçiyor, çok güzel. Her şey güzel, yalnız pahalılık çok. Pahalılıktan şikayetimiz var. Yoksa her şey güzel. Ören de mi pahalı? Ören de pahalı, her yer pahalı. Aynı fiyat hemen hemen. Yani ben Oba sitesinde oturuyorum. Orada aynı. Burada aynı, nereye gitsem yani aynı fiyatlar. Neden acaba böyle? Yolu kötü tabii şimdi. Kıyı kışıcık da var. Zeytinlikuyu yolu da çok kötü. Ama buralarda daha böyle denizi temiz, taşlık olsa da hani böyle kestane olmayan yerler bu taraflar yani. Daha temiz yani aslında. Ören pahalı diyorlar. Valla girdiğiniz mekanlara göre değişir tabii şimdi. Yani zaten her şey şu an zamlı. Her şey şu an fiyatlar uçuk. Ama alıştı herkes ya. İnsana alıştı yani hani. Piyasaya herkes alıştı yani şu an. Ören'i seviyoruz tabii ki. Sevmesek gelir miyiz? Hep buradayız. Her bayram buradayız. Yani fırsat buldukça geliyoruz. Hatta her hafta buradayız. Ben Muğlalıyım. Her hafta gelmeye çalışıyorum yani. Elimden geldiğince çok seviyorum burayı. Tatil nasıl gidiyor? Tatilim gayet iyi gidiyor. 9 gün tatilim var. Gayet iyiyim. Kardeşim geldi. O da Ankara'da oturuyor. Gayet iyi gidiyor yani. Beraber tatil yapıyoruz. Ören pahalı diyorlar ama röportaj yaptığımız vatandaşlar bu konuda hayır, ne dersiniz? Kesinlikle katılmıyorum. Hayır kesinlikle katılmıyorum. Çok ucuz zaten hani burayı tercih etmemizin %50 sebebi de o. Yani ucuz olması. Yani Akyaka değil mi Bodrum, Marmaris falan oralara bak oralara göre çok daha ucuz. Ankara'ya göre de öyleymiş. Çok güzel gidiyor. Ailem burada Muğla'dalar. Ben de buradayım. Gayet güzel. Siz seviyor musunuz Ören'i? Çok seviyorum. 2 yıldır geliyorum ben de. 3. gelişim 2 yılda. Çok sevdim. Biraz pahalılık evet var ama hani duruma göre hani zaten genel anlamda bir pahalılık var ülkemizde. Yani burası tatil beldelerine göre bence gene normal yani şeylere göre, diğer yerlere göre. Vallahi çok güzelmiş Ören. Hep Bodrum, Marmaris, hep bilindik yerlere gidiyorduk. Ören'i yaptılar, tavsiye ettiler. O şekilde geldik. Çok güzelmiş. Süper diyebilirim. Bayağı geziyoruz işte. Nereden geldin? Aydın'dan, Karpuzu ilçesinden geldik. Seviyor musun Ören'i yoksa ilk defa mı geliyorsun? Seviyorum yani. Bayağı gelip gittiğimiz için iyi yani. Buraya alıştık artık. Denizi nasıl? Denizi seviyor musun? Evet. Çok güzel. Temizdi ama kirleniyor yangınla falan. Bayağı kirlendi artık. Bir de çok insan gelmeye başladı. Ben bayağıdan beri geliyorum. İnsanlar dolaşıyor işte. Güzel geçiyor, iyi yani. Seviyor musun sen de Ören'i? Seviyorum. Her yaz mutlaka geliriz. Sen de Karpuzlu'dan mı geliyorsun? Aynen, aynı arkadaşımla beraber Karpuzlu'dan. Sence nasıl Ören? Pahalılık açısından. Yani normalde ekonomi çok iyi değil ama çok kötü de değil, çok iyi de değil. İdare eder bence. Kafacılarla mı yok?